Merhaba arkadaşlar, ben Özkan, kanalıma hoş geldiniz. Ustalık gerektiren bilgileri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere kombiye elektrik hattı çekmeyi göstereceğim. Kombimizin altında genellikle şu şekilde kablo gelir, bu şekilde bağlar giderler. Bir elektrikçi çağırın, buna elektrik hattı çekin derler. Topraklı bir prizden kombiye elektrik hattı çekeceğiz ve araya bir tane sigorta koyacağız. Bunların nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden bağlantı aşamasına geçelim. Tesisatçı gelir, kombinizi takar, kombinin altından şu şekilde kombiye ait bir kablo bu şekilde bırakır. Size elektrikçi çağırıp buna bir elektrik tesisatı çektirmenizi söyler. Size en yakın prizden elektrik hattı çekebilirsiniz. Hani benimki burada yakın, sizinki daha fazla uzakta, 3 metre, 5 metre uzak mesafede olabilir. Fakat bağlantı şekilleri aynıdır. Bu bağlantı yapmamız için bize gerekli olan malzemeler, maksimum 6 amper bir sigorta gerekli. 4 amper de kullanabilirsiniz. Bir tane tekli sigorta kutusu gerekli. Kaç metreden çekecekseniz o kadar uzunlukta kablo, 3x1,5 tetere kablo gerekli. Kaç metre ise o kadar uzunlukta ölçerek alabilirsiniz. Kabloyu tutturmak için duvara şöyle bir yapışkanlı kablo kanalı, arka tarafı yapışkanlıdır bunun. Bundan gerekli. Eğer istemiyorsanız çivili kroşe de kullanabilirsiniz. İşleme ilk önce priz bağlantısını yaparak başlayacağız. Prizimizin kapağını çıkartacağız. Bu işlemlere başlamadan önce evin sigortalarını indirmeyi unutmayın. Güvenlik tedbirleri her şeyden önemli. Önce prizin üst kapağını çıkartalım. Prizi yuvasında tutmayı sağlayan kenar kıskaçların vidalarını da gevşetelim. Priz zaten gevşeyecektir. Gördüğünüz gibi prizimiz yerinden çıktı. Prizlerde genellikle 3 tane kablo vardır. Faz, nötr ve topraklama. Kimisinde topraklama hattı olmadığı için şu orta kısım boşta kalır. Eğer yoksa buraya takmanıza gerek yoktur. Eğer varsa topraklamayı da buraya bağlayacağız. Prizimizde kontrol kalemiyle bakacağız. Hangi kabloya faz geliyor? Bu önemli bizim için. Kontrol kalemiyle baktık. Benimkinde kahverengiye geldiğini bildiğim için bakmıyorum. Siz sigortayı bir açıp parmağınızı bir yerlere değdirmeden hangi kabloya faz geldiğini bir bakın. Genellikle koyu renklere, yani kahverengiye faz gelecektir. Sarı toprak olandır, mavi ise nötr olandır. Elimizde 3x1,5 kabloyu aynı şekilde koyu renk olanı, kahverengi olanı faza bağlayacağız. Kablonun bağlı olduğu yeri gevşetelim. Burada iki tane kablo sokma yeri vardır. Her prizde bu şekildedir. Bir tanesinde kablo bağlıdır, diğerinde değildir. Hemen o faz olan kablomuzun kahverenginin yanına bir tane daha kablo takıyoruz ve vidasını sıkıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi hemen yanından atlama aldık. Topraklamayı da aynı şekilde yapalım. Sarı olan kablo topraklamadır. Eğer topraklama hattı sizin prizinizde yoksa bağlamanıza gerek yok. Bunu da hemen takıyoruz. Kabloların da arkasından bastıralım şu şekilde çıkmasınlar vidayı sıkarken yerinden. Daha sonra bunu da sıkıyoruz. Mavi yani nötrü de aynı şekilde bağlıyoruz. Gevşetelim. Üç kabloyu da bağladık. Daha sonra benim standım tahta olduğu için gösteremiyorum. Fakat siz şu kablonun geçeceği yeri duvar olduğu için, sizde beton olduğu için bir pense veya bir çekiç yardımıyla şu köşesinden kablonun geçeceği kalınlıkta ufaktan tık 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 vurarak buraya orada bir boşluk oluşturacaksınız. Kablonun oradan çıkması lazım. Çok ufak bir boşluk açsanız yeterli. Çekicin kenarıyla bu zaten olacaktır. Kolaylıkla kırılacaktır. Şuraya tık 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 vurarak kablonun geçeceği kadar bir boşluk oluşturmanız gerekiyor. Prizi yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi ben boşluk oluşturamadığım için şurada bir potluk oluştu. Ama sizde o olmayacaktır. Şurada ufak bir yeri kırdığınız zaman priz duvara tamamen oturacaktır. Daha sonra prizin kenar vidalarını sıkalım. Prizimizin üst kapağını da takabiliriz. Priz bağlantımız bitti. Daha sonra ölçülerini alarak kablo kanalımızı döşeyelim. Eğer kanalınız yoksa elinizde kroşe çakarak da şu şekilde kroşe çakarak da götürebilirsiniz. Kablo kanalını bir yan keski yardımıyla çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz şöyle.
kablo ve kanal döşemelerini yaptık. Şimdi sigortasını bağlayalım. Öncelikle sigorta kutumuzun üzerinde iki tane vidası vardır. Bunları sökerek kutunun üst kapağını çıkaralım. Sigorta kutusunun alt tabanını duvara monte etmemiz gerekiyor. Bunu monte ederken dikkat etmemiz gereken bir konu tam su borularının altında olmasın. Biraz kenarda olsun ki su kaçağı falan olduğu zaman sigortanın üstüne akmasınlar. İki tane vidalama yeri vardır. Buralardan duvara vidalayalım. Kutunun alt tarafında kablo geçişi için bir yer vardır. Buradan yine yan keski veya pense yardımıyla şu şekilde kablonun geçeceği bir yeri açalım. Üst taraftan da aynı şekilde kablomuzun fazlasını kesebiliriz. Kombiden gelen kablomuzun da uçlarını açalım. Sigortamızı yazıları düz olacak şekilde yerine oturtalım. Bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi yerine takılacaktır bu. Maksimum 6 amper. 4 amper de kullanabilirsiniz. Sigortaların altında giriş yeri vardır. Bir tane vidalama yeri bakın gördüğünüz gibi gevşetirip altına takacağız. Üstten de çıkış yeri vardır. 2 tane. Karmaşık bir olayı yoktur bunun. Prizde faz olarak belirlediğimiz koyu renk kahverengi kablomuzu sigortamızın altından takıyoruz. Vidasını güzelce sıkıyoruz. Gevşek kalmamasına özen gösterin. Taktıktan sonra da şöyle hafiften bir kabloya bakın. Daha sonra kombiden gelen kablomuzun da kahverengi kablosunu sigortamızın üstüne takalım. Kalan iki tane kablomuzu da rengi rengine bağlıyoruz. Birbirlerine bağlayalım. Şöyle güzelce sıkın bunları. Ucunu da kıvıralım. Maviyi de aynı şekilde bağlayalım. Daha sonra uçlarını bantlayalım. Kablolarımızı toparlayıp üst kapağını kapatacağız. Kutunun içinde kenarlarda boşlukları vardır. Buralara kablonun fazlalığını koyabiliriz. Üst kapağımızı yerine oturtalım ve vidalarını sıkalım. Bağlantımız bu kadardır. Kombimize elektrik hattını çekmiş olduk. Hiçbir sıkıntı çıkmadan çalıştırabilirsiniz. İlk çalıştırmalarda kombiyi genellikle servis çalıştırır. Elektrik hattı çektirdiğinizi veya çektiğinizi kombi servisine söylerseniz gelip kombiyi devreye alacaklardır. Sigortayı kombi servisi gelene kadar inik vaziyette tutun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.